Ah çocuklar, biz küçükken bu kuşların, horozların ötüşüne uyanırdık. Siz neden uyanmıyorsunuz hiç anlamıyorum. Çok derin uyuyorsunuz ya. Şu ışığı da yıkayayım, ortam çok karanlık. Heh, şimdi oldu. Kızım, oğlum, bugün karne günü. Hemen kalkmanız lazım. Biraz geç kaldık. Ben dün gece sizin eşyalarınızı ütülemekten, evin eşyalarını ütülemekten çok geç yattım. Bu yüzden alarmı duyamamışım. Hadi kalkın, biraz daha geç kalmak istemezsiniz. Oho, kime söylüyorum ben? Anne, tamam ya, uyandık. Kızım, o yorganın altındaki ne öyle? Ya bir şey yok anne, laptop orada unutmuşum ben. Gece kesin laptopa baktın kızım sen. Ya anne, ne olacak, bir şey olmaz yani. Ne demek bir şey olmaz? Yani ben seni uyuman için odaya yolluyorum. Laptopunla uğraşman için değil. Ay evet anne ya, gece de uyutmadı beni. Bir Melisa'yla konuşur, bir Elif'le konuşur, bir Özden'le konuşur. Yani bitmedi bir konuşmaları. Her biriyle de bir saat konuşunca tabii uyuyamadım. Şimdi de kalkmak istemiyorum. Çok uykum var. Kızım, doğru mu bunlar? Yani gerçi inandım kardeşine. Çünkü senden beklenir. Ay yok, yalan söyleyemeyeceğim. Doğru da. Yani sen de her şeyde anneme yetiştirmek zorunda değilsin. Tamam, çok oyalandınız. Hadi hemen hazırlanın, hemen. Bu arada karneleri iyi getirmek zorundasınız bak. Babanız ne der ne demez artık onu, o kadarını da siz biliyorsunuz. Acele edin birazcık. Oğlum kalksana. Ya acaba senin benimle derdin ne? Abla, benim seninle derdim yok. Ben anneme gerçekleri söylüyorum. Rahatsız oluyorum. Ayırsınlar artık odamızı. Gerçi evde başka da oda kalmadı ama yani çok küçük evimiz, ne yapayım ya? Of. Ben seninle aynı odada kalmak istemiyorum artık. Bak ablamsın. Seni tabii ki seviyorum. Ama beni çok fazla rahatsız ediyorsun. Telefonla konuşuyorsun ve geceleri hiç uyumuyorsun. Ben de bu durumdan rahatsız oluyorum dolayısıyla. Uykusuz kalıyorum, bir türlü uyuyamıyorum. Uyardım arada aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsun. Sen Şükret, bu zamana kadar söylemedim. Bu ilk söyleyişim. Annem pek kızmadı. Peki kardeşim, özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Hemen hazırlanmam lazım. Odadan çıkar mısın? Üzerimi giyineceğim. İyi tamam, ben de bir babamın yanına gideyim. Şimdi kesin sorguya çekecek beni. Karne gelince sen daha da kork bence. Benim karnem biraz orta gibi yani, pek iyi değil. Tamam, benimkisi de iyi gibi yani. Ben de tam bilmiyorum. Okula bakamadım bir türlü. Neyse hadi git git, çok oyalandık. Ay şuradan da eteğimi alayım. Ay kim arıyor beni ya? Ay Sinem arıyormuş. Açsam mı acaba? Ay açayım bari. Sinem, lafı tutma beni, ne oldu? Kızım herkes geldi, sen çok geç kaldın. Öğretmen nerede kaldı? Arayın şunu dedi. Saat o kadar geçti mi? Geçti tabii ya. Karnelerin dağıtılmasına 10 dakika var. Hadi çabuk ol biraz. Herkes geldi, seni bekliyoruz karneyi almak için. Aceleyle geliyorum. Tamam kapat, lafı tutma beni. Of. Ay benim yaptığım şu işe bak. Anne geç kalmışım. Hemen gitmem lazım ya. Baba arabayı hazırladın mı? Öğretmenim. Öğretmenim çok özür dilerim. Ben geç kalmışım. Tamam. Önemli değil tatlım. Hadi. Otur lütfen. Evet çocuklar, bu sefer bir değişiklik yaparak karnelerinizi bahçede vermeye karar verdim. Hem de size bir sürprizim olacak. Aslında hepinize değil, birkaçınıza sadece. Bu arada yanımızda da saygıdeğer müdürümüz var. Hepiniz müdürümüze hoş geldiniz deyin lütfen. Hoş geldiniz. Evet çocuklar, benim size bir tane daha sürprizim var. Hemen onu da söyleyeyim. Evet çocuklar, bu sene sınıfımızda 3 tane çok başarılı öğrenci oldu. Belki de onlar. Ben de o 3 başarılı öğrencinin her birine birer hediye aldım. 3 başarılı öğrenciden bir tanesi sınıf başkanı. Diğer ikisini de şimdi açıklıyorum.
değil. Benmişim. Semra ile Merve. Evet, herkes arkadaşını alkışlasın. Ne? Ben mi? İnanamıyorum. Evet, sınıf başkanımız ve diğer iki arkadaşımızı buraya çağırıyorum. Ve müdür beyin yanında onlara hediyelerini takdim edeceğim. Size sonra küçük bir açıklama yapıp kendilerinizi vereceğim çocuklar. Hadi gidelim. Evet. Ömer'cim, birinci sen oldun. Al bakalım. Sen sınıf başkanlığında çok iyi bir yere ulaştın. O yüzden bu hediyeyi de sana takdim ediyorum. Umarım beğenirsin. Evet, Semra'cığım, sen ikinci oldun. Gerçekten mi öğretmenim? Sonuncuyum diye düşünmüştüm. Hayır, sen ikincisin. Evet, sen de üçüncüsün tatlım. Alın bakalım. Ay. Öğretmenim, iyi misiniz? İyiyim tatlım. Önemli bir şey yok. Burası yeni silinmiş galiba. Tabela dokunulmadı. Kaydı bir yana ya. Neyse, sorun değil. Umarım hediyelerinizi beğenirsiniz çocuklar. Şimdi arkadaşlarınızın yanına geri konuşamadım çocuklar. Şimdi arkadaşlarınızın yanına geri gidebilirsiniz. Evet çocuklar, şimdi hızlıca yapacağım küçük açıklamayı yapayım. Ben artık iş hayatıma bir aşçı olarak devam edeceğim. Zaten benim üzerimden de gördüğünüz üzere. Bu yüzden artık sizin öğretmeniniz olmaya devam etmeyeceğim. Ama benim en yakın arkadaşım da öğretmen. O sizin derslerinize girecek ve o sizinle ilgilenecek. O sizin sınıf öğretmeniniz olacak. Tamam mı? Onu da ancak benim kadar sevmenizi istiyorum. Çünkü ben ona çok güvenirim. O da benim gibi çok iyi bir öğretmendir. Yani beni aratacağını pek düşünmüyorum. Tabii ki ben gidiyorum diye üzülmüş olabilirsiniz çocuklar ama hiç üzülmenize gerek yok, tamam mı? Yani öğretmen benim yerimi çok iyi dolduracak. Lütfen bunun için ağlamayın. Hemen şimdi karnelerinizi vereyim. Sonrasında görüşürüz zaten. Evet, ismini söylediğim sıraya girsin. Ömer. Özlem. Öğretmenim, Özlem mi dediniz? Özür dilerim. Önemli değil tatlım. Evet, al bakalım. Sen takdir aldın. Tebrik ederim. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet çocuklar, sınıfımızda sadece bir öğrencimiz teşekkür aldı. Gerisi takdir aldı. Evet, madamcım, sen teşekkür aldın ama takdiri de 2 puanla kaybettin. Veremedim, üzgünüm. Notların çok fazla düşürdü. Öğretmenim, bir şey soracağım da notlarım çok fazla düşükse ben nasıl yani takdiri 2 puanla kaçırmış olabilirim? Biz öğretmenler arasında bir toplantı yaptık ve senin gibi öğrencilere acıdık. Bundan dolayı da sözlü notunu gördüysen eğer okulda hepsi 100-100 girdi. Bu biraz seni kurtardı açıkçası. Yoksa yani senin de durumun pek iyi olmayacaktı. En azından ortalamana şükret yani. Olsun. 2 puanla kaçırmış olabilirsin. Üzülme tatlım. Çalışırsan sen de yani takdir alacak seviyede bir insansın. Sadece dikkatsizlik olmuş olabilir. Küçük hatalar olmuş olabilir. Sen daha çok çalışmaya gayret et. Eminim güzel yerlere geleceksin. Evet çocuklar, herkes artık dağılabilir. O zaman artık vedalaşma vakti geldi. Hepinize iyi tatiller. Kardeşim, sen ne almışsın? Teşekkür. Kaçtı ortalamam? 80'di abla. Umarım babam kızmaz. Üzülme. Ya bir dahaki sene var. Sonuçta sen henüz 5. sınıfı bitirdin. Sen 6'ya geçeceksin. Yani eminim 7. sınıfta falan, hani 6'da bile olsa sen yine kendini düzeltirsin. Merak etme ya. Çok üzülme. Yani illaki üzüleceksin ama yani çok fazla kafanı yorma lütfen. Ne demişler? Kafaya tokadan başka bir şey takma. Ya abla, iyi misin sen? Nasıl takmayayım ya? Yani tabii ki üzücü bir şey ama neyse, ben biraz daha işi eğlenceli hale getirmek istedim. Sen ne aldın? Yani mutlu olduğuna göre takdir almışsın da ortalaman kaç? 93. Süper. Tebrik ederim. Sağ ol. Evet, şöyle bir inceliyorum. Aferin kızım. Tebrik ederim. Oğlum,
Sen kendini geliştirebilirsin. Tamam, bu seferlik sana kızmıyorum. Sen daha 5. sınıfı yeni bitirdin. Ortaokulun zorluğunu daha bu sene anladın. Yani ilkokuldan çok farklı değil mi? O yüzden sana bu dönem babanla ben kızmayacağız. Evet, tabii öyle her zaman da kızmayacağız tabii ki ama bazen de tepki göstereceğiz. Olsun. Aferin, ikinize de teşekkür ederiz. Ortalaman en azından o kadar da kötü değil. O zaman tatil için hazırlıklara başlama zamanı geldi. Oley, anne bak bu arada ikinci olduğum için sınıfta öğretmenden hediye de aldım. Aferin. Hadi artık hadi dışarı çıkıyoruz, gezmelere gideceğiz. Hoşçakalın.